Aracımız 2001 model Opel Astra G 1.6 16 valf. Müşterimiz Bursa Nilüfer'den geldi. Müşterimizin başta şikayetleri ve istekleri trigger set değişimi, devir daim, V kayışı, V kayış bilyası, külbütör kapak contası, LPG kaçağı, LPG boru değişimi, alt akım kontrol, egzoz kontrol ve yağ bakımı olarak arızalarını belirtti. Videomuza başlamadan önce YouTube'un bizleri daha fazla ön plana çıkartması ve bizi önermesi için aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve yorum kısmına öneri ve eleştirilerinizi yazmayı unutmayınız. Kanalımıza abone olup bize destek olabilir. Kendinizi de otomotiv sektöründe daha fazla geliştirebilirsiniz. O halde videomuz artık başlasın. Bu arada sizlere süper teşekkürden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Süper teşekkür sayesinde faydalı olan videolarımıza, işinize yarayan videolarımıza süper teşekkürle bizlere ufak miktarlarda destek yapabilirsiniz. Gino 24-24 10 euro destek yollamış ve her şey için sağ olun, Almanya'dan selamlar demiş. Halil Akgollü 47-33 teşekkürler demiş. 44.99 TL süper teşekkür yollamış. Buser BV severek izliyorum her videonuzu, emeklerinize sağlık. Hyundai Accent Admir 1.3 MP araç var bende. Bir denk gelemedi motor bakım. Teşekkürler, iyi çalışmalar demiş. Akif Teke 16.66 İsveç SEK para birimi 50 SEK yollamış arkadaşlar. Teşekkürler demiş. Ve Bayram Şen beyefendi bizlere 20 TL'lik süper teşekkür göndermiş. Herkese teşekkür ederiz. Öncelikle aracımıza oluşabilecek hasar ve etkilere karşı koruma altına alıyoruz. Aracımızı kaldırdık. Öncelikle işlemlere başlamadan alt takım kontrolümüz gerçekleştirilecek. Erzim balataları güzel. Tamam. Balatalar güzel. Salıncağımız, rotilimiz. Rot başımız. Evet, yeni gözüküyor. Z rotumuz. Yani askı rotu. Kontrol ediliyor. Şu anda Z rotu kontrol ediyor ustamız. Aks kafasında bir boşluk var mı diye baktı. Teker boşluğunu kontrol etti. Bilya boşluğunu yani. Şimdi uğultu var mı diye de bakacak. Öncelikle burada da aynı işlemleri uygulayacak. Salıncak, Z rot, rot başı, aks kafası kontrol ediliyor. Abi emin misin bu taraftan ses var? Vallahi yani dediğim gibi geliyordu. Nasıl bir ses? Ya daha çok hani ilk hareket esnasında şeyde ama normal hani yoldaki sesten dolayı başka duymuyorum yani. İlk kalkıştaysa evet burada bir çatlama mevcut ama bu o kadar ses yapar mı? Yapmaz dedi ustamız. Motor kulağı, şanzıman kulağı bunlardan yapabiliyor abi ilk. Direksiyonu çeviriyorsun ya. Şimdi yani geri vites hattında 80 derece. O zaman böyle belirgin bir şekilde duyuruyor. Direksiyonun içinden de olabilir ama bak. Yani ben hidrolik yağına kendim baktım. Normaldi. Bırak diğer tarafı. Sol salıncak değiştirilecek dedi ustamız. Bakın burada öyle bir oynama yok.
değişecek. Tabii. Belki de bana sağ diye geliyor. Üste kullanıyoruz ya. Ondan sonra alttan geçiyor. Aldatabilir geçiyor. Abi, evet. Aldatabilir. Değişecek. Daha o ses biraz daha yükselirse daha iyi olur. Hmm. Arka tarafa geçelim. Tamam, şurada bir egzoz kaçağı gördüm. Evet, bu Nikon'un daha niye biliyor musun? Kelepçeyi çok geriden takmış bak. Önden takmış. Azıcık daha geriden atması lazım. Anladım. Evet, evet. Değişmiş çünkü. Şunu tamamlayarak sökülecek bu. Katalitik konvertör kontrolü sağlanacak. Bağlantı somunlarını sökeceğiz. Güzel. Araçta aktif bir yağ kaçağı da var. Şey yapın. Yağ kaçağı nereden olduğu belli mi peki? En üstten bak, geliyor mu? Bak buraya bak. Görüyor musun? Üst kübütel kapak çantasından aşağıya doğru geliyor. Öncesinde abi fazla bir masraf çıkmasın diye ilk kübütel kapak çantasını değiştireceğiz. Değiştikten sonra araç yıkanacak. Sonrasında da kontrol edilecek. Tamam. Yağ kaçağı mevcut geliyor mu? Geliyorsa diğerleri yapacağız. Tamam. Devam ediyoruz. Arkaya doğru gidiyoruz ve şurada bir çürümeye başlamış burası. Evet. Bak abi, delindi bile. Değişik bir şey. Egzozumuz değiştirilecek. Zaten burası da çürük. Arka egzoz da... Arka sağa gider de içeyim pis şeyini buna vermiş abi. Tamam, bu daha gider. Ama... Orta değişecek. Bilgi lazım abi. Orta egzozumuz değiştirilecek. Araç sahibimizin bilgisi var şu an. An be an izliyor. Teker bilyalarımız. Uğult sesi. Ne kadar sürüyor? Evet. 2014 tarihi. 2014 üretim tarihi. Amortisör kontrolümüz yapılıyor. Alt lastiklerinde sıkıntı var mı? Boşluk var mı? Onlara bakıyoruz. Evet. Lastiklerde, burçlarda bir problem var mı diye ustamız kontrol ediyor. Şimdi tekerleği çevir onu. Düzgün çevir, hızlı. Yok, hiç uğultu yok. Tamam, bu tarafa. Arka tarafta bir problem yok arkadaşlar. Çevir buraları. Tam olarak harika. Taşıyıcıdan tutuyor arkadaşlar, bir hırıltı olur. Parmağın titreşimi alıyorsunuz. Evet, parmakta titreşimi alıyorsunuz. Bilye bozulduğuna işaret. Aks kontrolümüzü yapıyor ustamız. Akslarda hiç boşluk yok. Hiçbir boşluk olmadığını beyan etti. İmzaladı. İmzaladı. İmza sirküsünü de bize verdi. Tamam. Daha başka bir şey yok. Tamam. Ya, alt tarafta ilgili işlemimiz bu. Üst taraftan da yağ kaçağına müdahale edeceğiz. Tamam. Ben kime söyledim? Allah aşkına ben kime söyledim? Egzoz boğaz spreylimiz sökülüyor. Daha önceden bu noktadan bir darbe alınmış fakat herhangi bir problem yok, kaçak yok. Hadi bismillah, inşallah uğraştırmaz bizi. Evet. Birinci Çiko. Üç somunumuz da yerinden ayrıldı. Bu arada aracımız 246 bin kilometrede. Araç sahibimiz 100 bin kilometre önce aracını yeni almış. Şanzıman yağı kontrolü istedi. Değişmemiş olabilir dedi. Büyük ihtimalle değişmemiştir. Ercan Usta kontrolünü sağlıyor. Katalitik konvertör önemli arkadaşlar. Sağlam mı? Tüm somunlarımız yenilendi. Rondeleli, yani kendiliğinden tırtıklı pullu arkadaşlar. Rondeleli somun deniliyor buna. Sıkıştırıyor yani, altına pul koymaya gerek yok. Sağ tekerimiz sökülüyor. Tekerleğimiz söküldü. Şimdi krank dişlimizi, krank kastığımız yani pulimizi söküyoruz. Bu tarafta işlemlerimize devam edeceğimiz için açmamız gerekiyor. Aktif bir yağ kaçağı var. Acaba eksantrik keçesi, ön kran keçesi mi? Birazdan belli olacak. Çıkan V kayışı. Bu şekilde arkadaşlar. Avare bilyamız yerinden ayrıldı. Evet, ötüyor. Değişecek. Aracımızın altına kütüğümüzü yerleştirdik. Bu sayede karterimize dayanacak. Daha sonra aracın sağ tarafını buraya açacağız. Motor kulağına ulaşacağız. Motor kulağını söktüğümüzde motor boşa düşecek. Liftimizi aşağı yukarı yaptıkça motor bir yukarı bir aşağı olacak ve çalışma alanımız genişlemiş olacak.
Trigger kayışımıza ulaşacağız. Hava filtremiz yerinden ayrıldı. Leş gibi arkadaşlar. Değişecek. Kazanın içerisi pislik içinde bakın. Yani buradan boğaza eme manifoldunu hava çekiyor arkadaşlar. Buralar pis olursa böyle olmaz. Arada siz kendiniz de açıp temizleyebilirsiniz. Hava filtresini her zaman yağ bakımlarında değiştirin. Boğaz kelebeğini görüyorsunuz. Vahim durumda. Senin boğaz kelebeğin çok kötü. Baksana. Öyle mi abi? Temizlenecek mi abi? Evet. Temizlenmesi tamam. Lazım. Tamam. Daha iyi olur. Tamam, boğaz kelebeğimiz de temizlenecek. Motor üst kapağımız yerinden ayrılıyor. Müşterimiz aracın ateşleme bujilerini temin etmiş. Değişimini talep etti. Bunları da değiştireceğiz. Ateşleme bobinimiz yerinden ayrılıyor. Okuyucu sensörler, soketler çıkartılıyor. Bunlar unutup böyle dursun da. Tamam. Soketli bu arkadaşlar. Şu anda aktif olarak görebiliyorum. İçeride yağlar mevcut. Motor kulağımız söküldü. Çatlamalar başlamış ama gider. Gideri var. Gider. Şimdi bahsettiğim olaya geldik. Motoru aşağı yukarı oynatarak burada işlemlere devam edeceğiz. Trigger dış kapağımız sökülüyor. Kapağımızın 8'lik sabitleme civataları var. Bunları yerinden küçük lokma cırcırla ayırıyoruz. Eksantrik sensörümüz. Şimdi sıra trigger dış alt kapağımızda. Alt kapağımız da çıktı. Şu an V kayış gergi kütüğümüzü görüyorsunuz. Kütüğümüz sağlam gözüküyor. Şimdi kranktan motorumuzu çevireceğiz ve aracı senteye alacağız. Hem de sentede bir problem var mı onu kontrol etmiş olacağız. Görmüş olduğunuz beyaz çizgiler arkadaşlar. Alt taraftan da krank dişisinin çizgisini kontrol ediyor. Sentede bir problem yok arkadaşlar. Eksantrik sensörümüz yerinden ayrılıyor. Trigger kayışımız yerinden ayrıldı. Çatlamalara evet, başlamış. Üst taraftan çatlamalara başlamış. Evet. Şimdi sıra devir daim su pompasına geldi. Bakalım devir daimimizin çarkları nasıl? Git. Evet, devir daimimiz çıktı. Gördüğünüz gibi buralardan salmaya başlamış zaten arkadaşlar. Çarklarımız bu şekilde. Trigger avare bilyalarımız söküldü. Bu şekilde. Şarjda fırça var. Bir ses yok. Bunda da yok. Krank dişlimiz yerinden ayrılıyor. Yok, bir şey yok geçede. Ön krank geçesi ve eksantrik geçelerine bir yağ kaçağı olmadığını belirtti ustamız. Üst taraftan yağ kaçakları var. Kübito kapak contası değiştirilecek. Daha sonra motor alttan üstten güzelce yıkanacak. Tekrar bir yağ kaçağı var mı diye müşterimiz takibini sağlayacak. Gerekirse tekrar bize müracaat edecek. Hava tabancası. Şimdi sırada külbütür kapağımız var. Öncelikle külbütür kapağının üzerindeki elektrik tesisatının soketlerini ayırıyoruz. Sabitleme civatalarımız sökülecek. Havalandırma hortumumuz söküldü. Şimdi Bluetooth da iman gücüyle külbütür kapağını sökmeye çalışıyor. Ne olur ne olmaz diye levyeyi de istedi. Kapağımız yerinden ayrılıyor. Yağ değişim zamanı geçtiğinde veya dandik yağ kullanıldığında bu gibi sararmalar oluyor arkadaşlar. Külbütür kapak contası kemik gibi. Ayrıca özellikle kızarıklıkları görüyorsunuz. Araç ufaktan yağ da yakıyor arkadaşlar. Temizle.
Üfleme yapmış, evet. Bakın. Biraz da ikna etsin. Değil mi ya? Eksikti. Bunu abi istersen. Motor. Şey motor. Bu nasıl özel ya? Bunu kullanıyorum. 29. Bu hareket çok önemliydi arkadaşlar. Biraz. Külbütör kapak temizliğimiz gerçekleştiriliyor. Sırada boğaz kelebeğimiz var. Boğaz kelebeğimizi sökeceğiz. Güzel bir şekilde temizliğini gerçekleştireceğiz. 4 adet onluk sabitleme civataları söküldü. Baksanıza arkadaşlar. Perişan olmuş. Rolanti dalgalanması, fazla yakıt. Hep bunlardan kaynaklı. Arada bir kurum temizliği gerçekleştirin. Boğaz kelebeğimiz temizleniyor. Buralardaki pislikleri alabildiğimiz kadar aldık. Boğaz kelebek temizliğimiz gerçekleştirildi. Gördüğünüz gibi ayna gibi oldu maşallah. Maşallah. Şimdi montajı gerçekleştiriliyor. Tellememizin yetmediği yerlere şarjlı matkapla temizlik gerçekleştiriyoruz. Bu noktalara giremiyor çünkü. Külbütör kapak temizliğimiz gerçekleştirildi. Şimdi yeni külbütör kapak contamızı kapağımıza takıyoruz. Yeni trigger kayışımız ve devir daimimiz bu şekilde. Aracımızın yeni orta egzozu montajı bekliyor. Kapağımızı takmadan önce eksentrik keplerimizin bağlantı noktalarına sıvı conta uyguluyoruz. Bu noktalardan yağ kaçağı yapıyor ve contamızın oturacağı noktaya çok ince silme sıvı conta desteği yapıyoruz. Külbütör kapağımızın montajı gerçekleştiriliyor. Külbütör kapağımızın sabitleme civataları sıkılıyor. Eski bujilerimiz sökülüyor. Şimdi yeni bujilerimizi takacağız. 4 adet bujimiz söküldü. Üst tarafta oksitlenmeler mevcut. Daha çok şu üçünde, bunda fazla yok ama üçünde oksitlenmeler var. Yeni bujilerimiz bu şekilde. Bobinimizi tekrar yerine taktık. Şimdi soketlerimizi sıkıyoruz. Devir daim montajımız gerçekleştiriliyor. Devir daim montajımız gerçekleştirildi. Şimdi sırada trigger bilyalarımız var. Bilyalarımızı takacağız. Devamında trigger kayışımızın montajını gerçekleştireceğiz. Trigger avare bilyamız takılıyor. Triggerimizin her iki avare bilyası da takıldı. Şimdi sırada gergi bilyası var. Gergi bilyamız takılıyor. Trigger kayışımız takılıyor. Bilyası da şu anda alt tarafta Ahmet'i çalıştırıyor. Ve trigger sentesini öğretiyor. Aracımızın trigger kayışını taktık. Şimdi sizlere sentesini göstereceğiz. Ustamızın tornavida ile göstermiş olduğu hiza bu şekilde birbirine paralel olması lazım. Zaten çizgileri görüyorsunuz bembeyaz arkadaşlar. Eksentrik bölgemiz bu sayede sente de. Alt tarafa geldiğimizde de crank dişlisini görüyorsunuz. Hemen orada bir ok var arkadaşlar. Ok bu şekilde. Kapakta şurada nokta var. Tırnağımın ucunda bakın. Buraya paralel olacak. Bu sayede alt tarafta sente de oluyor. Trigger alt kapağımız takılıyor. Şimdi aracımızı bir çalıştıracağız. Sesini bir duyalım. İşlemlerimize daha sonra devam edeceğiz. Kontağı aç. Kulağın bende olsun. Açtın mı? Çalıştır.
Açtı abi. Trigger kapağımızı boyuyoruz. Trigger üst kapağımız takılıyor. Yeni hava filtremiz takıldı. Hava filtre kazanımız takıldı. V kayış avare bilyamız takıldı. Şimdi gelgi kütüğümüz takılacak. Motor yağımız boşaltılıyor. Bakalım yağımız nasıl çıkacak? Yağımız boşalıyor. Simsiyah arkadaşlar. Dizel motorun yağı gibi aynı. Ne yazık ki. Diğer yandan da Bilal Usta V kayışını takıyor. Yeni yağ filtremiz. Yeni V kayışımız. Gördüğünüz gibi şu an gergisi ayarlanıyor. Yağ filtremizi hemen bu noktada arkadaşlar. Sol tekerimiz sökülüyor. Salıncağımızı yerinden ayıracağız ve yeni salıncağımızın montajını gerçekleştireceğiz. Sağ tekerimizi taktık. Ali yeni yağ filtresini takıyor. Yeni ve eski salıncağımız takılmadan önce karşılaştırılıyor. Hadi yeni. Salıncak montajımız gerçekleştirildi. Tekrar teker montajımızı yapıyoruz. Son olarak civatalarımızı Ercan Usta yokluyor. Sıra egzozumuza geldi. Egzoz kelepçemizi söktük. Egzoz bağlantı lastiklerini yerinden ayırıyoruz. Egzoz sabitlememizi gerçekleştirdik. Şimdi diğer tarafı gazaltı kaynağı ile kaynatıyoruz. Aracımızın alt taraftaki işlemleri bitti. İşlemlerimize üst tarafta devam edeceğiz. Yeni motor yağımız 10.40 olarak dolduruluyor. Aracımıza kırmızı antifriz dolduruyoruz. Aracımızın yağ kartı ve trigger kartı yazıldı. 245.461 kilometrede ağır bakım ve yağ bakım işlemleri gerçekleştirildi. Yağ kartımızı sinyal kolumuza, trigger kartımızda ruhsatın arasında hemen bir kartvizitlik bölmesi var arkadaşlar. Oraya koyuyoruz ve hiçbir şekilde kaybolmuyor. Aracın havasını da hemen LPG beyninin su giriş hortumundan alıyoruz arkadaşlar. Hem LPG beyninden hem de su hortumundan çift taraflı su geldiğinde havası alınmış oluyor. Şimdi aracımızı tekrar çalıştırıyoruz. Maşallah saat gibi. Evet, aracımız gaza geçti. Şimdi gaz kaçağını tespit ediyoruz. Üstümüz gaz kokusu geldi. Evet. Tam bu noktada. Şöyle bu noktada göster. Yoğun bir kaçak var. Öyle. Ve gördüğünüz gibi emisyon rekoru gevşek arkadaşlar. Emisyon. Gaz rekoru gevşek. Bak bu da gevşek. Güzel. İkinci de gevşek. Üçüncü de hepsi gevşek. Allah'tan bir şey olmamış. Bu da gevşek. Evet. Ne yazık ki dördü de gevşek arkadaşlar. Şimdi enjektörü sıktı. Takan arkadaş bunları sıkmamış. Evet. Enjektör yeni değiştirilmiş fakat montajı yapan arkadaş tam sıkmamış. Şimdi tekrar cihazımızla kontrol edeceğiz. Bana bir... İyi mi? Hala kaçak gözüküyor. Stop.
gaz borusuna. Bak bir tane şu boruda. Evet, gaz mapına giden borumuz çatlak arkadaşlar. Değiştirilecek. Araç sahibimiz yarın aracın LPG tankını değiştireceği için şu an değişimini talep etmedi. Yarın gittiğimde tamamen yaptıracağım dedi. Tek kalemde çıksın. Bu yüzden ucunu kestik. Tekrar yaptırdığı hortumumuzu takıyoruz. Gidecek. Yaptırdığı yere gidecek. Yaptırdığı yere gidecekmiş arkadaşlar. Aracımızı tekrar çalıştırdık. 2500 devir. Fanımız çalıştı. Antifriz değişim işlemlerinde, hava alma işlemlerinde kesinlikle işlem bitince fan açmadan araçları göndermeyin arkadaşlar. Daha sonra elektriksel bir problem olabilir, her şey olabilir. Yolda araç conta yakabilir. Dikkatli olun, aracımızın işlemleri şu an bitti. Müşterimizin şikayetleri giderildi. Şu an araba tamam. Evet, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hala da kanalımıza abone değilseniz aşağıdan abone olup bizlere destek olabilirsiniz. Kendinize de bir şeyler katabilirsiniz. Kanalda birçok video var. Bunları izleyip kendinizi otomotiv sektöründe geliştirebilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.